Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta Bodrum'da hayranlarının karşısına çıktı. Bodrum Kalesi'nde konser veren sanatçı, annesi Turin Hanım ve sevgilisi Tuğba Ünsal da yalnız bırakmadı. Konser öncesi basın toplantısı yapan sanatçı bir süredir başından çıkarmadığı şapkasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Eros Ramazzotti ile güzel bir duet yaptık. Arkasından da bu şapkayı taktık. Eros'a göbek attırdıktan sonra. Bu şapkanın altında ne var diye bir ara merak ettiğinizi gördüm. Hatta dün akşam da bir program seyrederken şöyle de bir laf duydum. İşte Musti neden acaba bu şapkayı takıyor? Bir film projesi için bir şey gizlemem gerekiyordur. Ondan olabilir. Ya da hiçbir şey olmayabilir. Şapkasıyla ilgili ser verip sır vermeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Tuğba Ünsal'ı bakın bize nasıl tarif etti. Dünyanın bence en şeker, en şirin insanlarından bir tanesi. Çok pozitif, gerçek bir insan. Çok güler yüzlü. Bugüne kadar hep yabancı sevgilileriyle boy gösteren sanatçıya bir Türk kızıyla birlikte olmanın farkını sorduk. Çok zor başka bir lisanı konuşan, yani başka bir yapıya sahip olan, başka bir kültür altyapısına sahip olan biriyle kurman tabii ki aynı değil yani. Mustafa Sandal mikrofonlarımız aracılığıyla sevgilisi Tuğba'ya hangi şarkıyı gönderdi dersiniz? Akışına bırak damarında kan, kan gibi. Akışına bırak dağlardan inen Mustin gibi. Konser sırası geldiğinde sahneye çıkan sanatçıya sevgilisi Tuğba oynayarak eşlik ediyordu. Çeşitli söylentilere rağmen ısrarla şapkasını başından çıkartmayan Mustafa Sandal şarkılarıyla gençleri coşturdu. Konseri sırasında hayranlarıyla anılarını paylaşan sanatçı dedesini anmadan edemedi. Bir anda arkamda dönük şangır diye bir şey duydum. Bir baktım dedem, zaten dedem de kekeme yani konuşma zorluğu var. Anneanneme bağırıyor. Firdevs! Anneanne uyandı. Koş çocuk felç geçirdi. Ne bilsin adamcağız canım Allah aşkına. Ben orada salonun ortasında böyle bir adam... Hiç beklenmedik bir anda elektriklerin kesildiği konserde Mustafa Sandal durumu kurtarmak için önce bir konuşma yaptı, ardından da müziksiz konserine devam etti. Ama ben de orkestra, huzurlarınızda gördüğünüz gibi bu şarkıyı bu şekilde söylüyorum. Hayranları Mustafa Sandal'ın başındaki şapkaya odaklanmış ve çıkartması için tezahürat yapıyordu ama sanatçının şapkayı çıkartmaya hiç niyeti yoktu. Belki konserin sonunda. Konserden sonra Tuğba'ya mikrofonumuzu uzatıp neden Mustafa Sandal diye sorduk. Çok dürüst, hiç kötülüğü bilmeyen bir insan, iyi bir kalp taşıyor. Daha başka da istenebilecek ne var? Tülin Hanım'a oğlu Mustafa Sandal'la Tuğba'nın evliliği hakkında düşüncelerini sorduğumuzda gelinle kaynan arasında su sızmadığını gördük. Onlara kalmış bir şey. Tabii ki derim. Olsun diyorsunuz yani. Tabii. O zaman Tuğba'yı çok seviyorsun. Tabii. Canım. Son günlerin gözde sevgilileri birbirlerine hangi şarkıları gönderirlermiş dersiniz? O bana güncel zalimi gönderir. Ben de ona seni tek geçerimi gönderirim.